gibi her zaman her şey istediğimiz düzeyde gitmiyor. Bir sürü aksilikle karşılaşıyoruz. Ateşli silahlarda, sahada giderebileceğiniz 7 tane majör problem var. Bu majör problemler nelerdir? Onları e, hızlı bir şekilde nasıl gidereceğimizle ilgili bir iki teknik anlatmaya çalışacağım. Bu 7 tane majör problemin en başında kapsül problemi gelir. Sahada en çok karşınıza çıkacak olan problemlerden bir tanesidir. Kovan dikme, double feed yani çift besleme, acil şarjör değiştirme, Kapak takımının tam oturmaması, boş kovanın haznede kalması, şarjörün tam oturmaması. Bu 7 tane problemin hızlı bir şekilde nasıl gideriz, bundan nasıl kurtuluruzu anlatmaya çalışacağım arkadaşlar size. Bunun antrenmanını ve pratiğini yapmamız gerekiyor. Çünkü her zaman elimizdeki silah tetiğe bastığınız zaman ateş alacak diye öyle bir garanti yok. Buna hazırlıklı olursanız durmaz, devam edersiniz. Mücadeleye devam edersiniz. Eğer böyle bir hazırlığınız yok ise donup kalırsınız. Eyvah ne yapacağım? Elimde bir metal parçası var. Onu o tutukluğu gidermek için ne yapmanız gerektiğini, nasıl çalışmanız gerektiğini pratik yapmanız gerekiyor. Bu gayet basit bir şekilde yapacağınız şeyler. Boş kovanlarla ve şu artık her yerde mevcut dummy round dediğimiz gerçek fişek e, boyutlarında fişekler var. Tamam mı? Gayet emniyetli ve güvenli bir şekilde bunun antrenmanını yapabilirsiniz. Evde bile çalışabilirsiniz. Eğer elinizde ruhsatlı silahınız var ise bunu emniyetli ve güvenli bir şekilde evde yapabileceğiniz antrenmandır. Bu çok önemli. Yaptığınız atış kadar çok önemlidir. Çünkü yeri geldiği zaman klik dondum kaldım. Bu size yaşamla ölüm arasındaki farkı gösterecek olan şeydir. Eğer kendinizi savunmak istiyorsanız en kötü durumlara hazırlıklı olmanız gerekiyor. Bunları konuşurken bizim mottomuz şu. Ben sadece size ateş etmeyi anlatmıyorum. Bir sivilin ihtiyaç duyduğu duyabileceği ateşli silahlarda ilgili olması gereken temel durumları anlatmaya çalışıyorum. Ve onları paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi 7 majör problemden en başta bahsettiğimiz e, patlamamış kapsül kapsül problemiyle ilgili konuşacağız. Ülkemizde mühimmat üretilmiyordu. Artık mühimmat üretiliyor. Çok çeşitli markalarda mühimmatlar var. Bu haksızlık etmek için değil ama ister istemez bazı tedarikçilerin sağladığı doğru olmayan, standart olmayan ürünlerden dolayı işte az önce yaşadığımız problemlerle karşılaşabilme olasılığımız artıyor. Önceden bir tane bir yerdeydi. O ne varsa oydu. Ama şimdi değişik mühimmatlar kullanma fırsatımız ve şansımız olduğu için bu da şunu getiriyor. Oradaki multifunction yani tutukluk problemleri de başka bir yere gelmiş oluyor. Şimdi önce Ahmet gel. Silah boş. Şarjör de yok. Şu anda silahımız güvendi. Zaten bir poligondayız. Maksimum özen gösteriyoruz. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şimdi... Silahımız boş. Şarjör yok. Masaya bir close up yap. Gerçek mühimmat yok. Buradaki hikayemiz şu. Şarjörü takıyorum. Şarjörün içinde gerçek olmayan dummy fişekler var. Tamam. Yüklemeyi yaptınız. Döndüm. Atışımı yapıyorum. Şimdi bunu simüle ediyoruz günün sonunda. En başında yaptığımız e, atışlarda gördüğümüz o Tap dediğimiz yani kökle ve doldur e, simülasyonunu yapacağım. Şimdi çitilayı çektim. Atık ettim. Silah patlamadı. Eyvah. Ne yapacağız? Niye patlamadı? Çektim. Silah patlamadı. Şarjör oturmamış olabilir. Şarjöre vuruyorum. Ve dolduruyorum. Tekrar hedefteyim. Patlamış olduğunu düşünelim. Silah patladı. Tekrar doldurdu. Klik yapacağınız şey parmağımı tetikten çıkarıyorum şarjöre vuruyorum yerleşmemiş olabilir çünkü tamam mı patlamamış fişeyi dışarı atılmasını sağlıyorum tamam yaklaş şimdi ya kapsülde olan, şununla göstereyim şöyle. Şu iğnenin vurduğu yer, görebiliyor musun bunu yakın? Tamam. Şu iğnenin vurduğu yer. Bazen iğne buna yavaş vurabiliyor. Kapsül yani içindeki hassas patlayıcı ateşlenmeyebiliyor. Veya standart dışı bir kapsül oluyor. Yani üretim esnasında herhangi bir şeyle karşılaşmış olduğu için barutu ateşleyemeyecek halde oluyor. Sahada en çok karşılaşacağımız problemdir. Silah çektim, pat, patlamadı. Bu refleksiniz olacak artık. Problemlerden bir tanesi bu. Neydi saydığımız majör problemlerin içinde? Bir tanesi şarjörün tam oturmamasıydı. Öyle değil mi? Şimdi burada şarjörün tam oturmaması problemini. Şarjör nasıl oturma? Oturmayabiliyor. Bazı arkadaşlar şöyle şarjör takıyorlar. Kibar. Aman silahıma ve şarjörüme herhangi bir zeval gelmesin diye. Kamyonla para verdikleri için özellikle ithal silahlara ee, şarjör oturmayabiliyor. Şimdi şarjör oturmamışsa kapak takımını çektin. Şu anda bak bakayım var mı fişek? Gördüğün gibi yok. Neden? Çünkü şarjör tam yerinde olmadığı için hazneye fişek almadı. Ve ben bu sırada tetiği çekiyorum. Aa patlamadı. Az önce ne yaptık? Köklüyorum. Şarjörün oturduğundan emin oluyorum. Daha sonra yüklüyorum ve Bam. Tamam. Şimdi burada az önce yaptığımız proseste fişek e, hazneye geldi. Şarjör takıyorum. Bu klik sesini duymanız gerekiyor. Daha sonra anlatacağım. Aslında bu şarjörün pozitif, nasıl güçlü bir şekilde yüklendiğini görmeniz için. O da şudur. Elin tam tabanının oturması. Yani şu değil. Bu değil. Tamam. Şarjörü taktığında... Şarjör yuvasının içine şarjör giriyor ve elim devam ediyor yukarı doğru ve silahımı yüklüyorum. Prosesimiz bu. Benim tercih ettiğim bu. Daha sonra yüklemelerle ilgili programda anlatacağım bunu size. Yani buradaki mesele şu. Bir teknikle iki tane problemi çözmeyi öğrenmiş oluyoruz. Nedir? Birincisi patlamamış kapsül. İkincisi yerine oturmamış şarjör. Peki kovan dikme. Yine silahımız burada. Bu da çeşitli sebeplerden olabilir. Bunların en başında barut hakkının kusurlu doldurulması olabilir. Ya yani çeşitli sebepleri olabilir Deniz Hanım. Şimdi öncelikle şarjörümü takıyorum. Bunu simüle etmek için Boş kovan. Şu yana yatırarak e, yapıyorsun bunu. Şuraya. Aha. Tamam. Şimdi bu da karşılaşacağımız problemlerden bir tanesi. Bunu nasıl gidereceğiz? Bunu gidermenin birden fazla yolu var. Bunlardan bir tanesi kovanı dışarı doğru süpürmek. Kovan yok. Bitti. Sonra tekrar tak te Tamam. Veya yine devam ediyorum. Getir kovanı Deniz. Ha, <laughs> ha, evet getir kovanı koy. Şarjörüm takılı. Atışımı yapıyorum bam bam bam. Kovan dikti. Ne yapıyorum? Kovandan kurtuldum. Ay elim kesilir, elim acır. Ateşli silah çatışma yapıyorsunuz. Bu vızıldanmaları yapmayın. Çünkü hayatta kalmak veya kalmamak. Bütün mesele bu. Orada elim mi yırtılacak, elim mi çizilecek? Buna bakmayacaksınız. Bu bir yöntem. Bunun gidermenin bir başka yöntemi daha var. Şimdi bunun günün sonunda yanda olması, üstte olması herhangi bir şeyi değiştirmez. Görsel olarak birazcık fikriniz olsun diye özellikle aa bir dakika hep öyleydi bu böyle oldu ne halt edeceğim değil. Karşılaşacağınız durumlar, olasılıkların ne olduğunu maksimumda göstermeye çalışmak için yapıyorum. Yani bunun orada olması veya burada olması herhangi bir şey değiştirmez. şarjörü takılı, gördün. Şunu yapıyorsun. Tırnak sağ tarafta olduğu için mümkün olduğunca bu tip işlemleri yaparken şimdi gözlerde silah yana yatırmakta fayda var. Neden? Çünkü kovanın daha rahat düşmesini sağlarsınız. Burada yapacağım şu. Silaha yatırdım. Kovan gitti. Bunu yaptığınızda zaten hazneye fişek sürmüş oluyorsunuz kapak takımının oturmaması üzerine anlattığım ve anlatacağım yükleme problemlerinden bir tanesidir. Yani hazneye fişek sürme tekniğiyle ilgili birazcık. Bazen şu yapılabiliyor. Silah dolu mu? Dolu. Ahmet yaklaş. Bir silah ateş almaz. Şurada gördüğünüz gap yani küçücük şey oturmama iğnenin ee, vurmaması haznenin hazneye fişeğin oturmaması anlamına geliyor. Yani şimdi burada silah klik tetiği çekemiyorum bile. Tamam. Ne yapacaksınız böyle bir durumla e, karşılaştığınız zaman? Yapacağınız şey şu. Kıçına vuracaksınız. Bu kadar. Aslında bu kadar. Ama ondan sonra klik patlamadı mı? Ve buradan devam ediyorsunuz. Tekrar edelim bunu bir kez daha. Bu özellikle yeni atıcılarda çok karşılaştığımız şeyler. Ee, her ne kadar da doğruuma tekniklerini biz e, maksimumda olması gerektiği şekilde anlatsak da birazcık öyle Hollywood'da orada burada şöyle şunu yapıyor oturmuyor vallahi işte. Vallahi özellikle bir şey yapmıyorum ha. Ha bunu şöyle yapsa hiçbir dert olmayacak. Çektin kendi haline bıraksa yerine getiren mili ve yayı zaten dizayn edilme şekli kendi gücüyle tamam mı? Oradaki üzerindeki stresle e, fişeyi şarjörden olup hazneye sürmek zaten. Ama siz buna müdahale ederseniz o görevini tam yapamadığı için kalıyor. Görüyor musun Ahmet? Sonra ne oluyor? Atık edeceğim diye uğraşıyorum. Klik Buz gibi oldum, terler içindeyim, silah patlamadı. Ne yapacağım Allah kahretsin. Çat, poposuna vurdun. Kapak takımının ve devam ediyoruz. Tamam, bu kadar basit. Şimdi neye geldik? Boş kovan. Bir yerleştirelim şuraya bir tane boş kovan. Tamam, böyle mi? Evet, evet. Aynen öyle. Evet, Ahmet. Gel abicim. Tamam, boş kovanımız var. Şarjörümüzü taktık. Evet. Tetiği çektim. Silah patlamadı. Eyvah. Ne oldu? Ne yapıyorduk? Yine burada ne olduğunu mota mot bilmediğimiz için bu patlamamış kapsül olabilir. Anlatabiliyor muyum? Oturmamış şarjör olabilir. Dikkat ederseniz bir tane teknikle birden fazla arızayı giderecek halde oluyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar şarjöre vurdum, oturtturuyorum, sonra tekrar yüklüyorum. Ne oldu? Bir sebepten dolayı tırnağın atmadığı, atamadığı kovan atılmış oluyor veya barut hakkı az gelmiş, onun için kapağı seyirtmemiş olan e, kovan dışarı atılıyor ve canlı mühimmatımız gel Ahmet, yaklaş. Görüyor musun? Ve mühimmatımızı yükledik. Atış yapmaya hazırız. En berbatını en sona sakladık. Şimdi bir bir şarjör hazırlayalım. Bu daha çok uzun namlulu sivri uçlu fişeklerde meydana gelen bir arıza. Fakat tabancada da karşılaştığımız arızalardan biri çok sık olmamakla birlikte. Evet, Şöyle bir tane koy bakalım sen tekrar. Double feed. Bu e, boş kovan da olabilir. Tamam mı? E, canlı mühimmat da olabilir. Kitlendi tavanca. Bu doldurma esnasında veya atış esnasında da e, başımıza gelebilir. Ne olur o kovan tırnak dışarı atamaz ama kapak takımı geri gelmiştir. Ee, şarjörden e, fişeyi hazneye doğru sürmek için uğraşır. Ama yolu kapalı olduğu için bir şey yapamaz zavallı. Ne yapacağız bunu? Bunu gidermenin birkaç tane yolu var. Bir tanesi önce kapak takımını kitli olmanız lazım. Kapak takımını kitleyip şarjörü çıkardım. Tamam. Taktım. Hazırım. Atıştayım. Bir tanesi bu. Birazcık yükleme yapıyorum. Yavaş oluyor. İdare edin arkadaşlar. Bir diğeri şarjörü çıkarmadan kapak takımını gevşetiyorum. Şarjör hafif çıkarttım. Bıraktım. Otutturdum. Devam ediyorum. Silahım işler halde. Şimdi ee... Ben birkaç kez oldukça sert bir şekilde karşılaştım. Burada başka bir problem olabiliyor. Şunu yerleştirsene Deniz. Burada bir trik söyleyeceğim size. Yani bir ipucu söyleyeceğim. Kapak takımını geri çekemiyorsunuz. Ya nasıl olur? Oluyor. Yaşadım. Yani öyle bir defa da değil. Birden de fazla defa karşıma çıktı. Kapak takımını geri çekemiyorsunuz. Kapak takımını geri çekemiyor olmanız silah işler hale getirememeniz demektir. Burada yine hızlı uygulayacağınız tekniklerden biri kapak takımını şu tuttuğum şekilde tutuyorsunuz. Tamam. Burada güçlü bir tutuş ve kabzeye vuruyorsunuz. Tamam. Bu. Burada bir güç uygulayıp, evet biraz kabak güç uygulayıp, kapak takımının kitlenip hareket etme kabiliyetini Kazanmasını sağlıyorsunuz. başında da gelebilecek en berbat durumlardan biri budur. Sonuncusudur. Baştan sona almamız gerekirse. Karşılaştığımız e, 7 tane problemden patlamamış kapsül, kovan, yerine oturmamış şarjör. Bunların hepsi tek bir teknikle gayet akıcı bir şekilde giderilebilir. Şarjörü kökle ve doldur. Şarjörü kökle. Ve doldur. Kovan dikme. Elinle süpür. De ki süpürülmedi. Çıkmadı. O zaman ne yapıyordun? Yan yatırıyorsun. Kuruyorsun. Devam ediyorsun. Bunları mümkün olduğunca pratik yapın arkadaşlar. Poligonda atış yaparken böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman Allah kahretsin falan demeyin. Bu bir antrenman şeklidir. O mühimmata teşekkür edin ki size bunu poligonda yapıyor... Dışarıda yapmıyor, pratik yapma şansınız olur. Evet arkadaşlar, bu bölümde neyi inceledik? Ateşli silahlarda multi yani birden fazla hareket tutukluk gidermeyi e, inceledik. Onu detaylandırmaya çalıştık. Ee, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın, güvende kalın.